bakırçaytürk.com. Sayın seyirciler, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İyi Partili Bergama Belediye Meclis Üyesi Avukat Sayın Olgu Altuğ Kemaller. Olgu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sağ olun, gayet iyi. Epeydir göremiyorduk sizi. Evet. Yaklaşık bir yıl falan oldu galiba. O kadar olmuş mu? 7 ayı geçti galiba. Tekrar hoş geldiniz. Hoş partinizin kongreleri, seçim süreci vesaire yoğunluktan. Hareketli süreçler vardı, evet. Evet. Bugün hem geride bıraktığımız 4 yılı değerlendirelim dilerseniz, hem de son belediye meclis toplantısında alınan kararlar, yaşanılan gelişmeler, bir de sizin yayına çıkacağınızı duyurduğumuz afişte ilk kez duyacağınız önemli açıklamalar diye sizin canınız üzerine yaptığımız duyuruda, ondan sonra epey bir merak etti insanlar. Ne söyleyecek Olgu Hanım diye. Ben de bilmiyorum dedim. Yayında öğreneceğiz. Bugün sizden öğreneceğiz. Evet. İlk kez duyacağımız neler var bakalım. Ne var daha doğrusu? Adaylığınızı mı açıklayacaksınız? İstifa mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Vallahi evet, çok merak uyandırmış gerçekten. Evet. Konuşmamızın ilerleyen kısımlarında paylaşırız ne olacağını. Bu da sizin şansınız. Programı kararlaştırdıktan sonra böyle bir yeni gelişme yaşandı. Ben de bu gelişmeyi size nasip oldu. Sizin programınızda açıklamak durumunda olacağım bugün. Evet, olması gereken olmuş. Evet, bizim programımızda olması. Programımızın sonuna bırakalım o zaman onu. Nasıl istersiniz? Evet, yeni bir, yani bu belediye icraatları ile ilgili yeni bir gelişme mi, yoksa sizin şahsınızla ilgili mi? Sürpriz olsun. Sürpriz, peki. Söylemeyelim. Belediye TOG alacakmış. Evet. Birinci sıraya neden yazdıysam onu. Evet. Evet. Siz ama olumlu oy kullandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yani ben belediyenin ihtiyacı olan, belediyenin yapmak istediği icraatlarda hiçbir zaman için bugüne kadar engel olmadım. Onun için de hani bu maddeyle ilgili de söz alıp herhangi bir konuşma yapmadım. Ama hani TOG ne kadar millidir dersek, tasarımı İtalyan, motoru Çin, işte şosesi Alman, bilmem şarjı İngiliz, karma ama adı kullanan milli bir aracımız. Kullanan ama Türk hani böyle ama bir azından tasarruf yapıldı. Hani öyle bir tasarrufta bulunulduğu için. Ama 1961 şartlarında gerçekten o dönemin iradesiyle Türk mühendislerce yapılmış olan devrim otomobillerini eğer anmazsam kendimi ayıp etmiş olurum. Onun filmi de var biliyorsunuz değil mi? Hani o dönemin gerçekten o zorlu şartlarında bir iki küçük aksamı dışında tamamı Türk mühendislerce yapılmış bir devrim otomobilimiz var. Bu otomobil gerçekten ilk yerli milli Türk otomobili. O milli şuurun, bilincin bugünlerimize feyz olmasını dilerim. Benzin koymayı unuttular maalesef diye, evet, maalesef karalamaya kalktılar. Yani maalesef. Unuttularsa koyulur. Evet. Ya bir hikayesi var, hatta onu da okumuştum. O kadar hızlı yapılıyor ki bu devrim otomobili. Ankara'ya törenlere yetiştirilmesi isteniyor. Lokomotife yükleniyor araba. Son boyası, cilası lokomotifte atılmak zorunda kalıyor. Evet. Yolda seyrederken filmi, bu sebeple de zaten içerisindeki şey yakıtı ona göre öngörülüyor. Filmini izlemiştim. Öyle evet. Mi? Evet. 2022 faaliyet raporu onaylandı. Bu oy birliğiyle değil galiba. Hayır, değil. Oy çokluğuyla. Yanılmıyorum değil mi? Son meclis toplantısını çok iyi izleyemedim. Evet. O faaliyetler neler? Siz neden onaylamadınız? Koştu'nun hem 2022 faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de 4 yıllık faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz, bunları soracağım. Başka konular var. 2023'te 10 ayrı ihtisas komisyonu görev yapacak mesela, onunla ilgili de birkaç sorumuz olacak. Son mecliste Tiyelti Köyü ile ilgili bir mera vasfının değiştirilmesi söz konusu. Başka sorularımız da olacak arada. Önce faaliyet raporundan başlayalım dilerseniz. Faaliyetlerin neyini beğenmediniz efendim? Ben faaliyet raporuyla ilgili bu meclis toplantısında herhangi bir şekilde hem söz almadım hem de ret oyu vermedim. Çekimsel mi verdiniz? Zaten meclis sonundaki konuşmamda da bir konuşma yaparak bazı hususları ifade ettim. Ben 4 yıl boyunca pek çok siyasi konuşma yaptım o meclis çatısı altında. Pek çok eleştiri getirdim. Ama içinden tartışmalara neden olan evet, sesimizin kısıldığı, üzerimize yüründüğü pek çok olay yaşadık 4 yıl boyunca. Ama ben o günün bir milat olması istedim. Kendi adıma öyle düşündüm. Çünkü yeri gelmişken söylemek istiyorum. Ülkemiz çok ciddi bir deprem afeti yaşadı. Çok canımızı yitirdik bu deprem vesilesiyle. Çok üzgünüz. Tüm milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum.
Evet. Dolayısıyla bu meclis toplantısında siyasi bir konuşma yapmak istemiyorum dedim. Dilek temenniler bölümünde söz alarak. Faaliyet raporu hakkında hiçbir söz etmek istemiyorum. Hiçbir eleştiride bulunmak istemiyorum. Yapılan yapılmıştır, olan olmuştur. 4 yılı bir kenara bırakalım ama önümüzdeki 1 yıllık görev süresini belediye olarak insan öncelikli projelere yer vererek, insan odaklı işler yaparak geçirelim. Gerekirse varsın, bazı işlerimiz yarım kalsın. Çünkü bu deprem felaketi bize şunu gösterdi. İnsanı yaşatamadıktan sonra, insan unsuru olmadıktan sonra yaptığınız tesislerin, parkların, yolların hiçbir anlamının kalmadığını gördük. O sebeple de önümüzdeki bir yıllık görev süresinin Hakan Bey tarafından ve tüm belediye meclisi tarafından, tüm siyasi partilerin ortak kararıyla bu şekilde geçirilmesi, bu deprem öncelikli, kentsel dönüşüm öncelikli işlere yatırım yapılarak tüm enerjinin buraya sarf edilmesinin daha doğru olacağı tavsiyesinde bulundum. Birkaç tane de öneri getirdim açıkçası. Bunlardan ilki İzmir Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel bir projesi var. İzmir depremi sonrası hayata geçirdiği. Nedir bu? Belediye şirketleri vasıtasıyla %1 kar marjıyla belediye müteahhitlik hizmeti veriyor vatandaşa ve vatandaş bu şekilde binasını çok uygun bir fiyata belediye vasıtasıyla yenilemiş oluyor. Bizim de belediye şirketlerimiz var. Pek çok kere çok zarar ettiğinden şikayet edildi. Bu belediye şirketlerimizi bu şekilde kentsel dönüşüm anlamında müteahhitlik hizmeti verdirerek hem de vatandaşımıza faydalı olarak işler hale getirebiliriz önerisi getirdim. Onun dışında yine incelediğim deprem felaketi sonrasında belediyelerin kurduğu doğal afetler müdürlüğü var. Böyle bir müdürlüğün belediyemiz bünyesinde kurulabileceği önerisini getirdim. Bir dernek kuruldu Bergama'da. Onun da duyurusunu yapmak istiyorum. Bergama o doğal sözünü afetle. Ettiğiniz sizin dernek değil değil mi? Onu da biraz sonra yok, hayır hayır değil. Bu Bergama doğal afetlerle evet. ve korumayla ilgili BEDAK. Kısa arama ismi BEDAK olan Arama Derneği. Kurtarma evet, Derneği. Çok evet. Gönüllü arkadaşlar var. Ben hani sizden kendilerini de davet etmenizi rica edeceğim. Çünkü bu gerçekten bir öyle kamusal. Rica ettiler, ben de buyurun demiştim ama öyle kaldı seçim kamusal, şeyleri araya girince. Gerçekten çok kamu yararına ciddi bir çalışma içerisindeler. Kuruluş süreçlerinde ben de bulundum. Memnuniyetle de elimden gelen her türlü desteği verme sözü verdim kendilerine. Mesela bu derneğin bir yer ihtiyacı var. Belediyemize, belediyeyle koordineli, kaymakamlıkla koordineli, AFAD'la koordineli, Bergama'da kurulmuş olan bu derneğin elini güçlendirip, yaygın hale getirip, ekipman desteğini sağlayıp, kurumlar arası işbirliği sağlanarak bir çözüm üretilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundum. Ne cevap aldınız? Bir de şunu onu da tamamlayayım. Toplanma alanlarımız değişti, deprem toplanma alanlarımız. Mesela neydi? Kent merkezinde stadyumun olduğu yer, acil toplanma alanımızken, şu anda artık orası bir inşaat alanı olduğu için kullanılamaz durumda. Bu toplanma alanlarının da güncellenmesi gerektiği önerisinde bulundum. Başkan tarafından da biz zaten bunları yapıyoruz şeklinde yuvarlak bir ifadeyle bugüne kadar görev süremiz boyunca hep biz bunları yaptık zaten şeklinde bir cevap aldım. Yani o toplanma söz konusu toplanma alanının yerinin güncellenmesi gerçekleştirilmiş mi? O sözünü ettiğimiz arama kurtarma ekibine bir yer tahsis yapılmadı edilmiş. Yapılmadı tabii. Hiçbirisi yapılmadı. Mi? Ona mı dedi başkan yapıyoruz? Genel bunu? Olarak ben zaten bunları yapıyoruz biz şeklinde bir genel cevap verdi. Evet. Belki neler yaptığı konusunda bundan sonrasında. Az önce sözünü ettiğiniz şey dikkatimi çekti. Yeri gelmişken ona da değinmek istiyorum. Siz hani mecliste tartışmalara neden olan işte teklifleriniz, konuşmalarınız demiştik ya. Siz de sesimizin kısıldığı, üzerimize yüründüğü falan demiştiniz. Ama ben dikkat ediyorum hep orada yalnız kalıyorsunuz bir kadın olarak. Yani sizden başka 4 tane daha kadın meclis üyesi var mecliste. Siz böyle bir durumda karşı karşıya kaldığınızda tek başınıza kalıyorsunuz. Diğer kadınlar sizi savunmuyor bile. Yani söz alıp da işte nasıl öyle dersiniz veya nasıl böyle edersiniz filan gibi kimseden çıt yok. Bir kadın dayanışması da yok mecliste. Yani siz muhalefet ettiğiniz vakit, hepsi sizin üstünüze çullandığı vakit eleştirisel olarak tek başınıza kalıyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz siz de? Ya ben doğru bildiğimi söylemekten hiçbir zaman için bugüne kadar çekinmedim. Bundan sonra da çekinmeyeceğim. Çok destek gibi bir beklentim de yok açıkçası. Hani bunu söyleyene kadar düşünmemiştim bile. Ama yalnız da kalsam, tek de kalsam ben doğru bildiğimi söylemeye bundan sonra da devam edeceğim. O sizin açınızdan muhakkak ama bu dikkat çekiyor yani.
bir kadın olarak tek başınıza kaldığınız o konularda dikkat çekiyor. Bir de benim son mecliste şu dikkatimi çekti. 2023'te 10 ayrı ihtisas komisyonu görev yapacak demiştik ya. İşte bunlardan biri de kadın erkek eşitliği komisyonu. O da ne yapacaksa, neler yapabilecekse çok merak ediyorum. Yani nasıl bir görevde bulunacak? Siz umutlu musunuz bu komisyondan? Umarım işler hale gelir. Evet, göstermelik. Yani daha önce de vardı bu komisyon. Açıkçası ben hiçbir komisyonda görevli değilim. Bu komisyonda görevli olanlar kadın erkek eşitliğinden anlıyorlar mı? Yani bu şekilde hizmet etmek üzere görev aldılar. Şüpheli. Herhalde talep ettiler kendileri de bu görevi almak için diye düşünüyorum. Valla %100 bu görevi yapabileceklerine inanarak onları görevlendirdi. Bugüne kadar kurulmuş olan bir derdi. Bu komisyon üyelerinin hepsi kadın erkek eşitliğine inanıyor mu Allah aşkına? Onlara sormak lazım. Soru bence de evet. Fakat asıl dikkatimi çeken orada şu. Ne siz İYİ Partili meclis üyesi ne de daha önce sizin parti olup da Deva Partisi'ne geçen Nezih Bey'in hiçbir komisyonda adı yok. Siz mi talepte bulunmuyorsunuz yoksa ittifak ortağınız CHP'de ya Olga Hanım'la Nezih Bey'i de gösterelim nezaketini mi göstermiyorlar? Benim herhangi bir talebim olmadı bugüne kadar. İlk günden beri böyle bir talebim olmadı. Sanıyorum ilk yıl bizlere birer komisyonda görev verilmişti ittifak ortağımız tarafından. Ama tabii bunun talebinin bizden gelmesi şık bir hareket olmaz. Tabii onlardan gelmesi lazım. Hani eğer görev almamızı isteselerdi teklif edilirdi. Biz de memnuniyetle görev alırdık. Ben görevden kaçınan bir insan değilim. Hani böyle bir şey teklif edilmiş olsaydı değerlendirilirdi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu 4 yılı? 4 yılı nasıl değerlendirmek lazım? Sanıyorum şöyle geriye dönüp baktığımda ilk önce görev yeri değişiklikleri, bürokratların işte o kurumdan, o birimden alınıp başka bir birime gönderilmelerini en çok konuştuk. Tarım arazilerinin satışını çok konuştuk. Tekstil fabrikasının satışını çok konuştuk. Zeytin Parkı çok konuştuk. Millet Bahçesi'ni çok konuştuk. Yolları çok konuştuk. Millet Bahçesi'ni hala konuşacağız galiba. Hala konuşuyoruz. Baktığımız benim aklıma zaman gelen aslında şey var. Yoksa onunla mı ilgili o flash gelişme ama dur bakalım programın sonunda. Evet. Soracağım. Bunları konuştuk ve hep aslında şununla engel olmakla, hizmetlere engel olmakla eleştirildik galiba ama bütün itirazlarımız hep hukukiydi. Hep kamuydu, kamu yararı olmasıydı, israfa yol açılmamasıydı. Hep itirazlarımız bu şekildeydi. Bu birimlerdeki değişikliklerin, işi bilmeyen insanlarla yol almanın neticelerini maalesef gün gün hep yaşadık, hep birlikte gördük. Muhalefet takoz oluyor adeta dedi Sayın Başkan. Evet, bu ifade çok kullanıldı bize ama daha önce de ifade ettim. Yani mahkemeler sizlere takoz olmak için, sizin önünüzü engellemek için kurulmuş organizasyonlar değiller. Vatandaş nasıl yasalara uyuyorsa, kurumlar da bu yasalara uymak zorunda. Yasalar herkes için, tüm vatandaşlar için. Tam tersi bir de idareciler, kurum amirleri bizatihi çok daha örnek olarak yasalara uymak durumundalar. Bu anlamda belediye personelini, bürokratları hep ilk günden beri uyardım. Yaptığınız iş ve işlemler hukuka uygun olsunlar. İdare hukukunun temelidir çünkü. Hukuka uygun olması yapılan işlemlerin. Bu konuda hep uyardım. Çünkü hem meclis üyeliği hem memuriyet amiri olmak, hani bir birim amiri olmak öyle bir pozisyon ki sizin yakanızı yapmış olduğunuz yanlış iş ve işlemler ömrünüzün sonuna kadar bırakmıyor. Bazı ufak tefek şeyler hukuka uygun olmasa bile kamu yararına ama. Olmaz öyle mı diyemeyiz. Öyle diyemeyiz. Hele hele ben bir hukukçu olarak böyle bir şey asla söyleyemem. Ben de biliyorum bunu da açsın diye söylüyorum. Asla, evet, asla söyleyemem. Dolayısıyla da herkes, vatandaş nasıl uyuyorsa yasalara, birim amirlerimiz, memurlarımız ve lüks yok, yöneticilerimiz uymak durumundalar. Öyle bir lüks yok. Bu mecliste yine belki onu ifade etmek gerekirse önemli bir konu görüşüldü yine. Bir TİELT mahallemizdeki Mera vasıflı bir taşınmazın Mera vasfının değiştirilmesi konusu gündeme geldi. Ben mesela bu konuda hem detay istedim, hani ne yapmak istiyorsunuz siz, buraya bir açıklama yok. Mera vasfı olan bir alandan bahsediyorsunuz ve bu Mera vasfını ortadan kaldırmak, burayı bir rezerv arazi haline getirmek istiyorsunuz. Söylenen açıklama oydu, evet. İleride kullanmak üzere Mera vasfını değiştirip bu taşınmazı... İmara mı açılıyor? Şu an aslında imara açılıyor denemez. Öyle bir durum yok. Öyle bir planlama da yok. Ama ileriye yönelik sanıyorum imara açılacağı için bir rezerv alan yaratılmak isteniyor.
Buna da tabii ki ben hani hem bugüne kadarki duruşum hem de daha önce bu davalarda müdahil oluşum sebebiyle olumsuz oy kullandım. Benimle birlikte muhalefetteki arkadaşlarım da olumsuz oy kullandılar. Arazi tarım arazisi değilse, yani, kıraçsa olamaz ama mı? Ama Meraların mesela Çamavlu'da çok güzel bir örneğimiz var orada. Muhtarımızın ve büyükşehirin çok güzel bir çalışması oldu. Orada Mera ıslah yoluyla Meralarını ıslah ettiler. Her yıl törenle açıyorlar. Çok güzel bir örnek var elimizde. Hani burnumuzun dibinde. Vasfını kaybetti deyip imara açarsak bu yerleri. Bakın işte bugün yaşadığımız et fiyatları, süt fiyatları veya gıdada yaşadığımız bu dalgalanmalar hep aslında üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü desteklememekten kaynaklı. Mera vasfını kaybetmiş olması veya kıraç hale gelmiş olması oranın köylü, tekrardan kalkınamayacağı anlamına gelmiyor. Kıraç sana köylü nasıl yararlanacak ki ama kıraçsa? Islah yoluyla. İşte o ıslahın örneği mesela Çamavlu'da burnumuzun dibinde yaşandı. Kıraç olan yeri kıraç olmayan tarımdan faydalanılır hale getirmek mi mümkün diyorsunuz? Tabii ki mümkün. Mümkün. Evet. Bunun örneklerini de yaşadık. Onunla birlikte yine taşınmazların satışı, devri. Tabii bu 4 yıllık faaliyetleri değerlendirirken en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi taşınmaz satışları da. Bu meclise maalesef gene böyle bir madde geldi. Bu sefer de borçlarına karşılık SGK'ya ve vergi dairesine belediyeye ait mülklerin borca karşılık devri. Bu kez tekstil fabrikası alanı değil değil mi? Bu evet orası yani o mahkeme kararıyla durduruldu zaten evet. Kesinleşti. Bu kez neresi? Onu kurtardık. Ama kurtaramadıklarımız var içlerinde. Bu kez neresi? Bence çok kıymetli bir alan yine. Bir tanesi yine köylerde de yerler var ama kent merkezinde belediyenin yanında hastanenin devlet hastanesinin yanında bulunan büyük bir alanımız var belediyeye ait. Bu alanda belediye borçlarına karşılık maalesef devredilen alanlardan birisi oldu. Bu da oy çokluğuyla geçti meclisten. Ben ya samimiyetle şunu söyleyebilirim, çok üzülüyorum. Gerçekten 4 yıldan beri sata sata bitiremiyoruz. Ne borç bitiyor, ne elimizde mal kalıyor. Faaliyet raporunu hani eleştirmemek adına o günkü kararım gereği çok ifade etmedim. Bir söz de almadım ama hala borç, hala borç. Satmadığımız hiçbir yer kalmadı. Ne borcu bitirebiliyoruz, ne de bir düzlüğe çıkabiliyoruz. Elimizde de bir mal kalmıyor. Ama doğru olan yönetici, yani olması gereken ideal yöneticinin elindeki imkanları ve kaynakları kullanıp bunları belediyenin ve halkının hizmetine sunabilmesi gerekir. Hani satıp savıp çok örneğini verdim bunun. Miras yedi hayırsız evlat örneğiyle bu hale getirmemesi lazım. Ne kadar borç var biliyor musunuz? Sürekli değişiyor rakam. Yani sürekli artan bir borç var. Geçenlerde 195 milyon açıklanmıştı Yeni Asır gazetesinde. Sayın Koçtu buna karşı çıkmıştı. Hayır öyle değil, bize sorulmadan yapılmış bir haber diye. İkili belediye başkanı karşı çıkmadı. Hı hı. Doğru ya vallahi dedi. Sanıyorum ilk göreve geldiklerinde bir 70-80 de başladı. Sürekli artan bir ivme söz konusu. O kadar çok mal satışı yapılıyor ki. Bir de yaptığı hizmetleri hep devlet bütçesiyle yaptığını iddia ediyor belediye. Yani mal satıyorsun, borç kapanmıyor. Elindeki parayla bir hizmet yapmıyorsun. O zaman nereye gidiyor bu para sorusunu sormak her gerekiyor şey herhalde. Devlet bütçesiyle yapılıyor. Hiç belediye bütçesiyle belediye yapılan bütçesiyle bir şey yok mu? Bergama'da yapılan sadece Zeytinpark herhalde. Zeytinpark. Yollar yapılıyor bir de. Ne kadar yol yaptığını daha önce çok verileriyle bu programda konuştuk açıkçası. Çok ciddi bir asfaltlama söz konusu değil Bergama'da. Belli başlı bazı yollarda küçük ölçekli asfaltlamalar var. Yanlış demiyorum, olmasın demiyorum ama bizim ana arterimiz İzmir Caddesi, Atatürk Bulvarı ise buradan şehir merkezine gelen geliş istikameti. Dönüş istikametinde iki yolumuz var. İnönü Caddesi ve yeni alternatif gelişen 2. Sultan Bayırı, 2. Sultan Sokak. Yani nereden bahsediyorum? Çamlı Park'ın arkasındaki sokaktan bahsediyorum. Dönüş istikameti olarak kullandığımız iki ana yolumuz var. Bunları artık ana yol demek durumundayız. Böyle kullanıyoruz. Her iki yol da bir yılı aşkın süredir kullanılamaz durumda. Dikkat ediyorsanız şayet. Kazılmış ve kullanılamaz durumda. Bergama'ya yakışan bir manzara değil bu. Baktığınız zaman. Asfalt yapılan yerler bu mecliste de gündeme geldi. Yağmurlar sebebiyle su bastığı, vatandaşın karşıdan karşıya geçemediği CHP'li arkadaşlar tarafından hani düzgün yapılmadığı yönünde bir eleştiri geldi. Bu eleştiriye verilen cevap açıkçası
Büyükşehir Belediyesi, İSSU, kanal vesaire işte altyapı çalışmalarında bize destek olmadı. Öyle bir yardımda bulunmadı. Biz de onları bekleyemedik. Yaptık yolu. Bu özrü kabahatinden beter dediğimiz Peki ne yapmalı bir ya? açıklama. İSSU yapmıyorsa birçok yerde de bu söz konusu, bu Selinos'ta da öyle, İslam Saray Mahallesi'nde de öyle, ama İSSU başlayacaktı oraya artık, bilmiyorum ne yaptı. Şimdi kurumlar daha önce dikkat ederseniz doğalgaz çalışmalarıyla ilgili ya bunlar niye başlamadı, niye böyle oldu dediğimizde belediye başkanının verdiği cevap neydi? İsraf olmaması için, kamunun kaynaklarının doğru yönetilmesi için tüm kurumlar işbirliği yapacaklar. Bunu bekliyoruz. İşte elektrik, su vesaire bütün tesisatlar, yer altı döşemeleri yapılacak. Doğalgaz çalışması böyle yapılacak. Bize hep bu açıklama yapılmadı mı? Kurumlar işbirliği halinde senkronize olacaklar, böyle çalışacaklar. Doğalgaza gelince böyle diyorsunuz, bu kurumların çalışmalarını ve onların çalışma takvimini beklemek gerekir diyorsunuz. İş asfaltlamaya gelince beklemiyorsunuz İSSU'yu ve onu beklemeden asfalt döküyorsunuz. İSSU Açık açık da bunu itiraf ediyorsunuz. Ben beklemedim, beklemek zorunda değilim diyorsunuz. İSSU işbirliği yapmıyor olabilir mi ki? Öyle diyor Sayın Başkan. Bence öyle değil. Kurumların işbirliği halinde tabii ki İSSU'nun tek görevi de burada bu işi yapmak değil muhakkak ki. Belli bir takvim dahilinde bunun yapılabilmesi lazım. Ben bu anlamda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ama bu şekilde bir mazeretin de doğru olmadığını düşünüyorum. Bu Selinos'a yıllardır yanıt vermiyor diyor İSSU. hepimizin, hepimizin parası çünkü. Yani bir asgari ücretlinin parası, emeklinin parası, hepimizin vergileriyle yapılmaya çalışılan işler bunlar. Çok büyük bir israf, çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Daha doğru yönetilmeli. Evet. Bu 4 yılda hemen hemen aşağı yukarı bunları konuştuk Evet, satışları çok diyorsunuz. konuştuk ve o satışların dönüşü maalesef Bitti mi satışlar? Alınan kararlar peyderpey hala doğrultusunda satılıyor. daha var mı satılacak Önümüzdeki yani? günlerde yine bir köyden, hani şu anda isimlerini zikretmeyeyim, bir yardım talepleri var. Onların da merasının satılması yönünde bir karar alınmış. Bununla ilgili kendilerine yardımcı olmam istendi. Memnuniyetle ben bu tip konularda yardımcı olacağımı söylemiştim Hukukçu olarak zaten. mı? Evet, Evet. böyle bir yardımda bulunurum. Ama yani belediye kaynaklarının bu şekilde satılarak bir sonuç elde edilmesi, satıp satıp sonuç elde edilememesi kısmı üzüntü verici. Yine çok burada da dillendirdik. Eski garaj olarak inşa edilen SGK'nın yanındaki çok büyük bir taşınmaz bir özel mülkiyetin eline geçti mesela. Ya orası belediyenin çok önemli, çok kıymetli bir arazisiydi. Çok farklı değerlendirilebilmesi mümkündü. Ya bakın arkasında bir otel bile olabilirdi oraya. Arkasında belediyenin tesisleri var, sosyal tesisleri var. Bir de Hakan Bey'in uzmanlık alanı turizm. Biz turizm anlamındaki uzmanlığının bu kente hiçbir şekilde yansımadığını görüyoruz. Maalesef çok üzücü. Yani bu alanın bir turizm tesisi olarak bile değerlendirilebilmesi pekala mümkünken sürekli satmak yönünde bir irade ve satışın da sonucunu borçların azalması veya borçların kapanması anlamında da göremiyoruz. O zaman önümüzdeki yılları nasıl planlayacağız? Hiç Diyorsun malı ki mülkü olmayan bir belediye olarak nasıl yönetilecek? Sayın Başkanın, Sayın Koçtuğ'un uzmanlık alanı turizm bölüm mezunu, iki üniversite mezunu bildiğim kadarıyla, bir tanesi turizm ama bu alandaki uzmanlığı Kente kente yansımalarını maalesef yansımıyor göremedik. Evet. diyorsunuz. Önemli bir başlık oldu bizim programda. Özel bir mülkiyete geçti dediniz. O geçiş konusu tabii ki şeye uygun herhalde, hukuka Tabii uygun, ihale ama yoluyla yapılıyor. etik olarak Yani aykırı bulduğunuz bir şey var mı etik orada? olarak aykırı bulduğum husus bu işte. Yani belediyenin kendi elindeki kaynaklarıyla ilgili sadece satmak yönünde bir irade göstermesi, bunu değerlendirme anlamında yani oraya bir proje yapmak, bir tesis yapmak ve bu şekilde ekonomisine, belediye ekonomisine katkı sağlamak anlamında maalesef hiçbir vizyon sergilemediğini görüyorum. Bu da üzüntü verici. Evet. Siz olsaydınız belediye başkanı bugün, yer satmaz mıydınız hiç? İhtiyacınız olsa, Şimdi satmak şuna hiçbir gerekse. şekilde karşı değilim. Küçük ölçekli taşınmazların veya hisseli taşınmazların belediyeye kaynak elde etmek adına satılmasında bir yanlışlık yok bence. Bunu tüm belediyeler yapıyor. Daha önceki mevcut Bergama özelinde mevcut belediye başkanları da bu yöntemlere başvurdu. Ama Bergama tarihinde böyle büyük ölçekte taşınmaz satışı veya taşınmazların kurumlara devredilmek yoluyla
bir şeyler yapılmaya çalışılması hiç yaşanmadı. Yani düşünün, tekstil fabrikasını devretmeye kalktılar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hiç yapılmadı. Ha, küçük ölçekli yerlerin satılması, özellikle köylerde vatandaşın alabileceği ölçekte yerlerin satılması, köylüyü toprağa da bağlayan, köyüne de bağlayan bir çalışma aslında. Köylüye de faydası var, gelir elde etmek anlamında belediyeye de Onların da faydası var. 2014'te Ama büyük şehir yasası çıkarken uyumuş olmaları da ayrı bir yani tezat tabii. onlar Yani devletlerine güvendiler açıkçası. Bir zarar ama işte. görmeyeceklerine inandılar. Bu şekilde hareket ettiler. Ama dikkat ederseniz satın alınan taşınmazlar, köy tarım arazileri, taşınmaz demeyeyim, köy tarım arazileri hep aynı kişiler üzerine satın alınıyor. Dolayısıyla bunu köyden Ahmet amca işte veya Mehmet amca alamıyor zaten. Aynı kişiler dediğiniz, dikkatinizi çeken isim var mı? Ya isim vermem doğru değil burada ama büyük sermaye sahiplerinin tasarrufuna geçiyor bu taşınmazlar. Siyaset de yapıyor Bu mu da bunlar? doğru değil. Bu da Aynı doğru kişiler değil. siyasetçi mi aynı? Siyaset de yapıyor. Dolaylı olarak da siyaset yapıyor. Böyle kişilerin eline geçiyor maalesef. Yani burada arzulanan şey hiç olmazsa köylünün eline geçebilmesiydi. Bir de öyle bir rahatsızlıkları var ki şimdi bu kadar malımız satıldı. Biz hiçbir hizmet alamadık diyorlar. Şimdi Kadıköy Bergama'ya ait değil mi? Topallar Bergama'nın köyü değil mi? Yani mallarını sattığınız köyler, Çitköy'ü, Ayazköy'ü, Peki öyle mi bunlar yapmak zorunda? Bergama'nın köyü değil mi? Yani Yani bunlar hizmet. Mesela en basit Kadıköy çöpünün alınmadığından şikayetçi ya. Ya bu kadar temel ve basit bir belediyecilik. Ya bir şey istemiyorum, çöpümü topla diyor. Sen bu köyün binlerce dönüm taşınmazının tarlasını sattın yani. diyelim ki 30-40 milyonluk oradan arazi arsa sattı. O 30-40 milyonun hepsini o mahalleye, Öyle o köye mi demiyorum. Tabii ki yatırmak öyle zorunda? demiyorum ama burada da bir eşit bir denge sağlanması gerektiğini Hiç düşünüyorum. olmazsa çöpünü topla Ya diyorsunuz hiç yani. olmazsa çöpünü topla. Artık o kadar bir vazgeçmişler ki bir şeyden zaten. Çöpümü al yeter diyorlar. İnsanlar bu hale gelmişler. Onun yanında yanlış demiyorum. Mesela Zeytinpark 20 küsur milyona mal oldu. Ama pek çok mahallenin hiç parkı yok. Öyle dezavantajlı mahallelerimiz var ki. Bunlar Bergamalı değil mi? Bunlar bizim insanımız Ama tüm değiller mahalleden mi? insanlar gelip oraya oturmuyor mu? Herkesin gitmesi Ha. ayrı bir şey. Ama bu bütçenin daha etkin, daha efektif bir şekilde kullanılıp her mahalledeki çocuk parklarının yenilenmesi. Yani insanlar evlerinden çıkıp iki adım yürüyüp çocuklarını parka götüremiyorlarsa şayet. Burada da bir yanlış görüyorum. Lokal Bunlar parklar da lazım diyorsunuz. hani çok büyük büyük projeler değil, küçük düşünceler, küçük küçük dokunuşlarla bunların yapılması icap ediyor. Evet. Arsalar, araziler satılıyor, biz hizmet alamıyoruz diyen köylü mahalleli dendiğinde Sayın Koçtu da Sayın Başkan da diyor ki biz de gelirimizin %40'ını büyük şehire veriyoruz. O %40 bize dönmüyor gibi bir mukabelede bulunuyor. Tabi bu her belediye için geçerli. Evet. Sadece Bergama Belediyesi'ne özgü bir durum değil. Hani bu mazeret değil elbette ki. Geçen bir yerde okudum. Churchill'e soruyorlar. Diyorlar ki işte bir siyasetçi nasıl olmalı? Siyasetçi diyor ki işte bugünü, yarını, önümüzdeki ayı planlar. Yapacaklarını vaat eder. Günü geldiği zaman da neden yapamadığının bahanelerini üretir. Ben Hakan Bey'i bu Churchill'in tanımındaki siyasetçiye çok uygun buluyorum. Evet. Şimdi o flash gelişmeye geçelim isterseniz. Sonra yine devam ederiz. Ne oldu Olga, flash gelişme dediğiniz? Evet, ne oldu? Ben 4 yıl kendi muhasebemi de yaparsam şayet 4 yıllık meclis üyeliği görevim boyunca ben ne yaptım? Dersimi çalıştım mı? Bu işi doğru ve düzgün, layıkıyla yapabildim miyi muhasebesini yaparsam hep şunu vurguladım. Yaptığımız iş ve işlemler hukuka uygun olmalı. Yaptığımız işte kamu yararı olmalı. Ve işimiz doğru ve dürüst yapılmalı. İsrafa yol açılmamalı. Bergamalı'nın bir kuruş parasının da hesabı sorulmalı. Hep kullandığım sözler ve benim düsturum bu oldu bu süre zarfında. Bunun da gerekliliklerini yerine getirdiğimi naçizane düşünüyorum. Tabii takdir yine Bergamalı hemşerilerimizin. Ama hep dava açmakla da eleştirildim belki ama açtığım davalarda da kamu yararı olduğu, vatandaşımızın haklı olduğu hususu hep sabit Dava oldu. açmakla tehdit ettiniz. Evet, hatta dava açmanın bir doğru söylüyorsunuz, bir tehdit olarak kullandığım söylendi.
Millet Bahçesi ile ilgili açmış olduğum plan değişiklikleri ile ilgili, yapılan plan değişiklikleri ile ilgili olarak açmış olduğum bir dava vardı. Bu dava ile ilgili karar dün elime ulaştı ve idare mahkemesi yapılan plan değişikliklerini iptal etti. Pardon. Şimdi doğru mu anladım? Millet Bahçesi ile ilgili yapılan plan değişikliklerini mahkeme iptal ediyor. Evet. Yürütmeyi durdurma değil. Hayır değil. Yani mahkeme kararı. Yürütmeyi mahkeme bitti yani. Durdurma ile bu sizin dediğiniz farklı şeyler galiba değil mi? Yürütmeyi durdurma yargılama esnasında. Yeni bir karar alınana kadar şimdilik dursun anlamına geliyor. Anlamına geliyor ama burada mahkeme yürütmeyi durdurma değil nihai kararını veriyor ve bu yanınızda işlemlerin mı karar? Yanımda evet. Bakabilir miyim? Sonuç bölümüne bakabilirsek bu Bergama'da halihazırda devam etmekte olan Millet Bahçesi projesi ile ilgili planların iptalini içeren mahkeme kararı. Evet. Evet. Ne olacak şimdi? Temyizi, itirazı falan evet, yok yani mu? Evet, yani temyizi var bu durumun ama inşaatların durması yönünde ve bunların hukuka uygun olmadığı, kamu yararı olmadığı. Yani ben ilk günden beri bu Millet Bahçesi ile ilgili olarak ne söylediysem, söylediğim her şeyin mahkeme kararınca da açık açık yazıldığı ve sabit olduğunu gördüğüm bir netice var şu anda. Temyizde bunun tersine bir karar çıkarsa? Çok büyük ihtimalle çıkmayacaktır. Çünkü bu karar verilmeden evvel tamamen tarafsız, bağımsız mahkeme tarafından seçilmiş, görevlendirilmiş profesörlerden oluşan sanıyorum 5 kişilik bir bilirkişi heyeti buraya geldiler, bir keşif yaptılar, incelediler hem taşınmazları hem Bergama'yı ve bu projelerin, bu plan değişikliklerinin uygun olmadığı yönünde görüş bildirdiler. Bu görüşü istinaden de zaten mahkemede nihai kararını plan değişikliklerinin iptal yönünde verdi. Bu şu anda bir tek sizde mi, belediyeye tebliğ edildi mi? Muhtemelen onlara da edilmiştir veya edilecektir. Ama ben kendi sorumluluk bilincimle bu kararı pazartesi günü itibariyle belediyeye yazılı olarak da bildireceğim. Vicdanen çok rahatım. Az önce söyledim ya, yani mutlaka şimdi bahaneler üretilecektir. İşte bize iş yaptırmıyorlar, engel oluyorlar, engel olmak için bu yapıldı diye. Ben vicdanen çok rahatım. Şimdi yine biz önce bir program yapmışız. Yaklaşık bir yıl, hatta bir yıldan da fazla galiba. Doğrudur. Bir zaman önce bu Millet Bahçesi konusunu konuşmuşuz. Hı hı. Sonra Sayın Başkan bir 10 Ocak Gazeteciler Günü düzenlediği basın toplantısında, hı hı, Millet Bahçesi'ne ilişkin bize bir açıklama yapmış. Onu da ben size yayında dinletmişim. Tabii. O bölümünü. Dinlettikten sonra ardından siz bir cümle söylemişsiniz. O kayıt burada duruyor. Onu dinleyelim. Ondan sonra bu konuya devam edelim dilerseniz. Olga Hanım'la yaptığımız bir yıldan fazla bir süreyi kapsıyor. Öncesini kapsıyor. Yaptığımız yayından bir alıntı. Geçen gün 10 Ocak'ta Çalışan Gazeteciler Günü'nde Sayın Başkan gazetecilerle bir araya geldiğinde bütün konulardan bahsettiği gibi Millet Bahçesi'nden de bahsetti. Bundan bahsederken, hatta birkaç konudan bahsederken, işte bu Alibeyli'deki o tarım organize sanayi bölgesi, birazdan ona da geliriz. Ondan da bahsederken şu ifadeleri kullandı. Muhalefeti eleştirerek, muhalefeti suçlayarak bu davalardan bıktık artık. Adeta bize bir şey yaptırmamak için çalışıyorlar, uğraşıyorlar gibisinden ifadeler kullandı. Millet Bahçesi konusunda Sayın Başkan şunları söyledi. Dinleyelim, sonra konuşuruz. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz, onu soracağım. Millet Bahçesi projesi çok, bu konu maalesef bu kadar bence tartışılmamalıydı. Bu kadar Bergama bu konuda zaman kaybettirilmemeliydi. Maalesef destek değil, karşısında köstek gördük. Biz bu projeyle ilgili açılmadık dava kalmadı desem yeridir. Onlarca dava dosyası maalesef masamızın üzerinde. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na açılan davalar, bize açılan davalar. Yani burada ben üzülerek söylüyorum ki bir hizmeti engelleme projesi var. Yani biz yapamadık, onlar da yapamasın mantığı var. Bu aslında 30 yıllık Bergama'nın bir rüyası. Bu rüyayı biz gerçekleştiriyoruz. Bu projeden bizim cebimizden bir kuruş para çıkmıyor. Millet Bahçesi'nin genelinde açılan, planlara yönelik açılan, riskli yapı yönünde açılan davalar,
bir yani yıkım ihalesine açılan davalar. Artık hani adını bilemediğim daha birçok davalar üzerimize geliyor. Ama biz de bunların savunmalarını yazıyoruz, veriyoruz ama şöyle bu işte tabii haklılığımız gün gibi ortada çıkacak. Burada nedir? Zaman kaybediyor. Zaman kaybediyor. Yani acaba diyoruz biz karşı taraf bize zaman mı kaybettirmeye çalışıyor? Bunların yapılmasını istemiyor mu? Bu sefer bunu düşünmek zorunda kalıyoruz. Sayın Başkan diyor ki haklılığımız bir gün ortaya çıkacak. Muhalefetin amacı acaba bize sırf zaman kaybettirmek mi, bunları engellemeye çalışmak mı, esnafın hakkını korumaktan ziyade bize zaman kaybettirmek mi istiyor muhalefet diyor. Biz muhalefetsiniz. Evet, katılıyorum. Şuna katılıyorum. Haklılığımız ortaya çıkacak. Şimdi bu kararlı haklılığımız ortaya çıktı haklılığımız mı diyorsunuz? Haklılığımız ortaya çıktı. Evet, tam olarak da bu oldu. Şimdi inşaat durmak zorunda mı? Evet, inşaat durmak zorunda şu anda. O zaman da söyledim, amacımız destek değil köstek olmak diyor, işte hizmeti engellemek diyor, zaman kaybettirmek diyor. Muhalefetin hiçbir şekilde böyle bir amacı yoktu. Şahsen benim de hiç böyle bir amacım yoktu. Vicdanen çok rahatım dedim az önce size. Evet. Çünkü ben bu konuyla ilgili olarak daha ilk günden itibaren Millet Bahçesi projesi güzel ama dedim. Amadan sonra da bu projeyle ilgili hataları bir bir sıraladım. Neyini kabul olası etmedi yanlışları söyledim. Neyini kabul etmedi? Şimdi bir kere Fuat Ulugan Parkı'nın yıkılarak o hep o, çok anlattım. Özel tamam, mülkiyetten şeye dönüştü. O yeşil alan vesaire tamam. Peki stadyumdaki icraatın neydi? Onun da orası sit alanı. Sit alanının uygun olmadığını söylüyor plan değişikliklerinin. Petek dükkanlarının bulunduğu alana 5 kat İmarlı yapı yapılmasının orasının da koruma planları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Pek çok gerekçeyi söylüyor. Plan revize edilse tekrar. Onu yapmak zorundalar zaten. Ama bundan sonra yapması gereken belediyenin ne? Şunu mu yapacak yani belediye? Şu ana kadar yaptığı bütün inşaatı bir gece kaldırıverecek. 100 tane dükkanı tekrar eskisi gibi yerine koyuverecek mi? Ne olacak? Mahkeme hayır dedi ama sonuç ne olur? Hayatın gerçeklerini göz önüne alırsın. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben ilk günden beri güzel ama dedim ve amadan sonra da bu işin imar kanununa aykırı olduğunu, yanlışlarının ne olduğunu, nasıl yapılırsa doğru olacağını, bu işin çıkışı noktasının ne olacağını, örnek proje çizdirdim biliyorsunuz. Evet. Böyle yapılırsa olur dedim. Fuat Ulugan Parkı'nın olamayacağını söyledim. Burada bir şahıs mülkiyetinden terk var. Sen vatandaşın taşınmazını park ve otopark ve park alanı yapabilmek için elinden almışsın. Orası da iptal değil mi şimdi? Tabii orası da iptal. Almışsın şimdi orayı park alanından çıkartıp ticari alan yapıyorum diyorsun. Yani özelden aldığın bu alanı kamu yararı olmayacak bir şekilde bir ticari alana dönüştürüyorsun. Bunların yanlışlarını ben bir bir saydım ve anlattım. Bu şekilde yapılamayacağını ilk günden beri söyledim. Programlarda söyledim, belediyeye gittim birebir Hakan Bey'le olan görüşmemizde söyledim. Yani pek çok alanda inanın çığlık çığlığa bu işin olamayacağını, yanlış olduğunu söyledim. O anda mahkeme kararı diyorsun. İşte mahkeme kararı. Yani ben bunları yapmaktan keyif almıyorum ama öyle bir iş bilmezlikte bu yönetim yapılmaya, belediye yönetilmeye çalışıyor ki. Yani siz işte ilk günden beri söyledim ya ilk göreve gelir gelmez görev değişiklikleri, birim amirlerinin o görevden al öbür tarafa görevlendir. İşi bilen insanları siz belediyede dağıtırsanız o kişiler, belediye çalışanları o belediyenin hafızasıdır. İşi bilen kişilerdir. Yani gelip de ben seninle çalışmıyorum, seni oraya yolladım, kendimi buraya bu kişiyi getirdim derseniz işte böyle işin içinden çıkamayacağınız bir hal alır bu iş. Ben vicdanen çok rahatım. Olması gerekenleri ilk günden beri söyledim. Sadece eleştirmekle kalmadım. Nasıl yapılabileceğini de gösterdim. Ama bundan sonrasında şimdi nasıl yapılabilir? Artık onunla ilgili konuşmayacağım. Seçim sattı mahallindeyiz artık. Evet. Bundan sonrasını onlar düşünsünler. Yani revize edilebilip uygun hale getirilebilir mi? Mutlaka ama her şeyin bir yolu ve yöntemi var. İnşaat yapıldı şu ana kadar. Ama yazıktır, günahtır. Yani bu vatandaşın parası bu. Cebimizden bir kuruş para çıkmıyor diyor ya. Kendi cebinden çıkmıyor olabilir ama vatandaşın hani o tüyü bitmemiş yetimin hakkı var dediğimiz o paralar yazık, günah bu şekilde beton döküldü. Hiç beklenmeden aceleyle bu hale getirildi. Yazık, günah, o para hepimizin parası. Ben vicdanen çok üzülüyorum. Hepimizin parası. Çünkü o benim param değil bu hoyratlığıyla
yapılacak bir iş değil. Bundan sonrasında da nasıl çözmek istiyorlarsa çözüm yollarını kendileri düşünsünler. Seçim sattığı halindeyiz artık, önümüzde bir genel seçim var. Vatandaşlarımız bizlere teveccüh gösterirlerse hem yerelde hem genelde biz bu işi layıkıyla yapabileceğimize inanıyoruz. Bizlere görev verilirse de en iyi şekilde bu işleri çözeceğimizin de garantisini veriyoruz. 14 Mayıs'ta bir değişiklik olursa bu millet bahçesine ne kadar, nasıl yansır, yansır mı? Yani kamu kurumlarında devamlılık esastır. Öyle bir değişiklik olsa bile, hükümetsel anlamda değişiklik olmak olsa bile devamlılık arz eden projeler elbette ki devam edecek. Yani bir kere şeyi ayırmak lazım. Hakeme durdurdu devletin. Ama iptal etti. Çözüm yollarından sonrası. Ha, evet. Yani şeye uydurun diyor mahkeme şimdi, öyle mi? Uydurun demiyor. Yaptığın bu plan olmaz diyor. Yaptığın iş ve işlemler hukuka başka uygun değil diyor. Başka planla mı gel diyor. Artık. Bir nevi. Yani bu plan olmaz diyor. Evet. Aynen öyle diyor. Bu plan neye aykırı diyorsa artık gerekçeli kararda yazıyordur orada. Yazıyor. İmar kanunu açıkça aykırı ve evet. Kamu yararı yok diyor. İmar... İşte en hani olması evet. Gereken şey kamu yararı yok. Ve imar kanunlarına aykırı, mevcut kanunlara da aykırı. O zaman imar diyor. Kanununa ve kamu yararına uygun bir şey yap anlamına geliyor adeta. Aynen öyle. Yani şimdi şunu da söyleyebilirler. Evet. Biz bunu yapmıyoruz ya, bunu çevre şehircilik yapıyor, TOKİ yapıyor ya falan diyebilirler. Ama sen buradaki yerel idare olarak yapılan iş ve işlemleri denetlemek durumundasın. Projeye, plana uygun olup olmadığını denetleyici pozisyondasın. Yani sorumluluktan da sıyrılabilme şansı yok. Üstüne basa basa tekrar söylemek istiyorum. Bakın. Kurumlarda bulunan görevli tüm arkadaşlarımız attıkları imzalara, yaptıkları iş ve işlemlere çok dikkat etsinler. Evet, bu konuyla ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey yok herhalde. Yok, bundan evet. Sonrasını artık diyorsunuz ki onlar düşünsün. Evet, yani önemli bir gelişme bu. Millet Bahçesi ile alakalı, bu planlarla alakalı. Demin de dediğimiz gibi şöyle kısaca özetleyecek olursak, mahkeme bu planla olmaz, kamu yararına uygun değil, imar kanununa uygun değil diyor. Bundan sonra da artık bakanlık ya da belediye işte kimin şeyindeyse uygun bir şeye çevirmek zorunda, sonucunu çıkarıyorum ben, bilmiyorum, bakalım bundan sonra izleyip göreceğiz. Sayın Başkan ne diyecek bu gelişmelere, hep birlikte bakacağız. Siz bir dernek kurdunuz bir de. Evet. Evet. Ne derneği kurdunuz? Derneğimizin ismi Hayat Ağacı Kadın ve Çocuk Hakları Kadın Derneği. Ve Çocuk Hakları. Ben biliyorsunuz uzunca bir süreden beri zaten gezdiğim yerlerde muhtarlarımızın öncülüğünde. Hayat Ağacı. Evet. Neden dernek kurdunuz? Neden dernek kurdum? Evet, yani şey, gezdiğim yerlerde ben zaten muhtarlarımızın önceliğinde, onların liderliğinde köydeki veya mahalledeki kadınları toplayarak hakları konusunda bir bilinçlendirme, onları bilgilendirme ve destek olmak yönünde bir kişisel çabam vardı. Hayır. Benimle birlikte olan bir grup arkadaşımla beraber psikolog, yapıyordum bunu. Psikolog, sosyolog da var yanınızda biliyorum. Şimdi evet. Bir tüzel kişilik kazandırırsak buna, kurumlarla işbirliğimizin ve yardımlaşmanın çok daha rahat olabileceğine inandık. Bu düşünceyle yola çıktık. Sağ olsunlar yanımızda psikolog arkadaşlar, doktor arkadaşlar, ebe arkadaşlar. Bayağı şeyimiz genişledi. Üye arkadaşlarımız genişledi. Bu anlamda emniyetin yapmış olduğu çok güzel projeler var. En iyi polis annedir sanıyorum, yanlış söylüyor olmuyor. En iyi narkotik polis. En iyi narkotik. Evet. Mesela onlarla da işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel çalışmaları var bu anlamda emniyetinde. Kentine faydalı olmak isteyen, gerçekten elini taşın altına koymak isteyen, faydalı olmak özelinde bir araya gelmiş bir grup kadınız biz. Hiç bakan mevki sayı artabilir. Yani bunun için tabii ki artabilir. Galiba, bunun için dernekleştik. Evet. Bizim gibi düşünen ve gerçekten yaşadığı kente öyle veya böyle faydalı olmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bekliyoruz aramıza. Böyle bir amaçla yola çıktık. Sadece kadınlar mı üye olabilir? Yok, öyle bir şartımız yok. Ama yani derneğimiz özellikle kadın, çocuk ve dezavantajlı bireylerin toplumsal eşitliğinin sağlanması ve onların bu anlamdaki kalkınmalarıyla ilgili. Evet. Ben de üye olabilirim belki. Memnuniyetle evet. Bekleriz. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nde de üyelik müracaatım var. Evet. Seçim şimdi girdi araya, değerlendiriliyor. Ben de kadın adayların yanındayım. Teşekkür ederiz. Daima, her teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. Yayınlarımızdan da anlaşıldı üzere. Bir de seçimle alakalı olarak partiniz, İYİ Parti size Bergama, Kınık, Dikili, Foça, Menemen, Aliağa bölgesini kapsayan, evet, seçim işlerinden sorumlu
kişi olarak atadı sizi. Ne anlama geliyor bu? Önümüzde çok ciddi 100 yılın seçimi dediğimiz çok önemli bir seçim var. Tabii ki seçimde de sandıkların güvenliği ve seçim hazırlıkları çok büyük önem arz ediyor. Yani bir grup evet sahada propaganda için uğraşacak ama arka planda hepsinden çok daha kıymetlisi vatandaşlarımızın atmış olduğu, kullanmış olduğu oyların doğru şekilde sandıklara yansıması ve bu sandıkların güvenliği bu seçimlerde çok hayati bir önem taşıyor. İl başkanlığımız tarafından bana böyle bir teklifte bulunuldu. Böyle bir görevle alakalı olarak yapar mısın, çalışır mısın diye. Memnuniyetle çalışırım dedim. Böyle bir bölge sorumluluğu, bölge koordinatörü olarak görevlendirildim. İlgili ilçelerimizde seçim güvenliğiyle ilgili çalışmaları koordine ediyoruz. İl başkanlığımıza da bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok yakın, seçimlere çok az bir zaman kaldı. Böyle bir görev yürütüyoruz. Bu görev üstlenecek kişinin hukukçu olması gerekir gibi bir şart var mı? Onu bilemiyorum. Yani ağırlıklı olarak tabii ki hukuki bir boyutu olacağı için meselenin sanıyorum tercih sebebi. Evet. Yani işte oy kullanırken işte da kullandıktan sonra kullanmadan önce iki gelişmeleri anlatırken yani şöyle katlayın mürekkep yapışmasın falan gibi bir takım şeyler mi anlatılıyor? Onun içerisinde seçim? Onlar da var. Evet, mevcut çıktı ya çünkü medyada. Seçim takvimi içerisinde gün gün yapılması gereken işlerimiz var. Evet. Mesela geçen hafta itibariyle 2 Nisan itibariyle seçmen listelerine itirazların son günüydü. Böyle bir takvim var. Bu takvimi takip ediyoruz. İlçelerimizin de bu takvim dahilinde çalışmalarını yapmaları konusunda da onları bilgilendiriyoruz. Kabaca yaptığımız işi aslında seçime kadar ki önce süreçte ilçelerimizi bu süreci hazırlamak, doğru itirazları doğru zamanda yapmalarını sağlamak. Akabinde de zaten seçim gününde tüm ilçelerde yine bu seçimin doğru sağlıklı yapıldığından emin olmak. Geçen gün sizin partinizin il başkanı Sayın Bezircilioğlu benim konuğumdu. Evet izledim. Toplam 9 milletvekili çıkartacağız biz seçimde dedi. Birinci ve ikinci bölge olarak toplam 9. Nasıl buldunuz sayıyı? İddialı bir partinin siyaset bir iddia işidir zaten. Evet. Ben daha iyisini yaparım işidir. Ben bireysel olarak hep bu iddiada oldum hayatım boyunca siyaset içerisinde. Evet. İl başkanımız da böyle bir iddia ortaya koyuyorlar. Ben kutluyorum kendilerini. Bir de 21 İzmir Büyükşehir Belediyesi artı 20 ilçede de İYİ Parti olarak yerel seçimde alacağız dedi. Gerçi oraya pek girmek istemiyorum o sonraki işteydi ama belki siz girersiniz. 20 önceliğimiz, önceliğimiz genel seçimler. Genel seçimleri inşallah ittifakımız dahilinde kazanmak, ülkemizi bir düzlüğe çıkarmak. Ondan sonra yerel seçimler nasıl olsa yapılacak bir şekilde. Günü geldiği zaman, onun da günü geldiği zaman konuşuruz. Bu arada geçtiğimiz süre zarfında sizinle yayın yapmadığımız anlamında söylemeyeyim de ne derler? Fırsat bulup da yapamadığımız evet. Zaman zarfı içerisinde bir kongreniz yaşandı ilçede. Evet. Siz de aday oldunuz ve önemli de bir oy aldınız delegelerden. Kazanamadınız ama İYİ Parti'de belediye meclis üyesi olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Şimdi de bu yeni görevinizle birlikte. Bununla birlikte bu kazanamamak, yenilgi demeyeyim de kazanamamak, kongreyi kazanamamak. Ben bunu yenilgi olarak bile algılamıyorum. Evet. Nasıl algılıyorsunuz? Bir de bununla birlikte hedeflerinizde bir değişiklik oldu mu? Parti içi yaşanan kongreler, seçimler hiçbir şekilde kırgınlık, küskünlük, bıkkınlık sebebi olamazlar. Parti içi yapılan seçimlerin kazananı ve kaybedeni yoktur bence. Hani siz kaybetme deseniz de kazanan ilçe başkanımız Nuri Çiftçi yine bizim partimizin bugüne kadar emek vermiş bir ilçe başkanı. Dolayısıyla ben de kazanmış olsaydım kaybeden Nuri Bey olmayacaktı. Nuri Bey kazandığı için de kaybeden ben değilim. Ben olaylara böyle bakıyorum. Parti aidiyetimiz ve İYİ Partililik kimliğimiz baki kalıyor. Biz ben kuruluşundan beri görev yapıyorum. Partinin ilk günden beri kurucular kurulu üyesiyim. Dolayısıyla bunlar bizim için bir hizmet yarışıdır. Ben daha iyisini yaparım iddiasıdır. Ben böyle bir iddia ortaya koydum. Delegelerimizin takdiri bu yönde oldu. Başım gözüm üzerine. Benim için hiçbir şekilde bu bir küskünlük sebebi asla olmadı, olamaz. Bakın mesela başka görevlerle partim beni görevlendirdi ve çalışmaya yine devam ediyorum. Yarın başka görevler olabilir. Yarın başka görevler olabilir. Hiçbir görev olmayabilir. Başka bir arkadaşımız farklı alanlarda görev alabilir. Dolayısıyla bunlar siyasetin olağan şeyleri. Tabii. Öyle kabul etmek gerekir.
Olga Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eklemek ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum. Sanıyorum hemen ziyadesiyle hemen konuştuk her şeyden evet. de bahsettik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür epeydir ederim. Ben de dışarıdan işte programa niye katılmıyorsun eleştirileri alıyordum. Onun için bu eleştirilere de bir cevap olmuş oldu sanıyorum. Bu yoğunluk içerisinde en azından bir değerlendirme yapmış oldu. Bizim teşekkür ediyorum bu ilgi alaka içinde. Evet, bizim programımıza katılmayınca bu eksiklik olarak hissediliyor hakla demek ki. Yani. Galiba öyle. Öyle bir eleştiri aldığımı kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, İYİ Partili Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Avukat Olgu Altuğ Kemaller ile sohbet ettik. Bergama ile ilgili son güncel gelişmelere ilişkin sohbet ettik. 4 yılı değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com